Siz burada genel şeyler söylüyorsunuz. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar ama spesifik şeyler var arkadaşlar. Bilemem yani. Anlatabildim mi? Tak. Yani her bir bilim bile çok derin arkadaşlar. Bir insanın tamamıyla bilmesi için artık. 1530'da değiliz yani biz. 2000'li yıllardayız. İnsanlar çok çok uzman. Çok spesifik şeylerde uzmanlaşıyor herkes. Yani sizin bir tek bilimin bile hepsini bilmeniz mümkün değil yani. Abi ne oluyor ya? Ne kötü discover ettirdin anasını satayım. Coin diye şunu tutsak mı? Yok be, yaramaz o bize. Gezegenden indirildi. O kadar cehalet ancak eğitimle olur. Güzel girdi. Repentance. Ya arkadaşlar seçtirtmiyor ki. Doğru düzgün bir secret. Ya bakalım. Evet. Joy Tribbiani. Yani bakın Hydrologist'in Battle Cry'ı boşa gitti arkadaşlar. Bir manam boşa gitti. Bir hit point yaratığa bir hit point'e indirdim. Arkadaşlar gezegenlik statüsü şöyle. Şimdi Plüton neden indirildiğini size söyleyeyim. Plüton şundan dolayı indirildi. Şimdi Güneş sisteminde biliyorsunuz 9 gezegen vardı. Şimdi 8'e indirildi ya. Şimdi arkadaşlar teleskoplar kalitelendikçe yani daha yüksek kalite teleskoplar yapıldıkça arkadaşlar Plüton gibi başka gezegenler bulunmaya başladı. Şimdi Güneş sisteminde olacak 15 gezegen, 20 gezegen. Şimdi arkadaşlar biz insan olduğumuz için ya böyle bir 8-10 tane gibi sayılar güzel. Kontroller çıktığı zaman artık onu akıllı tutması, bilmesi zor olacak. Onun için arkadaşlar dediler ki sadece Güneş'in etrafında dönecek, yörüngesini temizleyecek. Ona girmeyeyim şimdi. Güzel. Bir de arkadaşlar yörüngesi daireye yakın elips şeklinde olacak. Şimdi elbet yörüngelerin elips olduğunu duymuşsunuzdur. Eliptik hatta. Yani yıldızların, gezegenlerin güneş civarındaki yörüngesi eliptik. Ama arkadaşlar aslında çok az eliptik. Yani çıplak gözle baksanız anlayamazsınız. Tamam. Yani dünyanın güneş etrafındaki yörüngesini gösterdiğinizde daire dersiniz. O kadar az. Binde 5 mertebesinde sapıyor daireden. Merkür, Venüs hepsi böyle. Plüton'un %27 arkadaşlar. Bildiğiniz yumurta. Hatta Plüton yörüngesinin 280 yıl küsurdu sanıyorum. Dolanım periyodu. Dolanım periyodun 50-60 yılı boyunca en uzak gezegen Neptün oluyor. Çünkü Plüton yörüngesi o kadar eliptik ki içine giriyor Neptün yörüngesinin. Neptün daha uzak oluyor ondan. Sen ne yapıyorsun ya böyle? Oğlum ben vuruyorum sana lan. Sen niye benden kart çalıyorsun? Boşa coin atacaksın değil mi kart yakmamak için şimdi sersem seni? Blood Glove buldun mu lan benden? Boşa coin attı. Abi ağır kafasızsın ha. Şimdi arkadaşlar bir tek korkum var. Shadow Madness. Şimdi bunu yiyip Shadow Madness'ı yersem çok sıkılırım. Onu yemesen de manam boşa gidiyor ama. Her tarafı değnek değil mi arkadaşlar? Ve Shadow Madness olabilir. Shadow Madness şey yani değil mi? Ben öyle bir pozisyon oluşturmadım hiç. Shadow Madness oynanacak bir pozisyon oluşturmadım daha. Yani şöyle bir şey yapabilsem. Elise artı Hero Power yapabilsem. Elise artı Drygarde Jailer yapabilsem zevkle yapacağım ama. Oynayacağız herhalde ya. Kafaya vurmak veya vurmamak. Bunlar tabii önemli sorular. Şimdi arkadaşlar kafaya vurdum. Adam kaldı 14. 4, 6, 7 damage'im var. Buradan 4 damage daha var. 4, 6, 7. 14. 11. 4, 0. Bunu kafaya vurursam gelecek dur adam taunt mont inmezse öldürüyorum direkt. Galiba değer. Ve arkadaşlar şu an Holy Nova atamıyor. Holy Nova bitti. Atamaz yani. Çok güzel. Bir de Spiritlash alayım abi. Okey. 4, 5, 8, 10.
Vursak mı vurmasak mı? Şimdi arkadaşlar vurmak Silver Sword Tap'tekini çok fark ettiriyor. Veya Blood Claw. Bir tane kart arkadaşlar çıkıyor. Başka hiçbir kart problem değildi. Hadi bakalım. Okay. Şimdi Hoynova. Benden çaldığını oynuyorsun. Ne oynuyorsun? Spike Listed oynayamaz. Oynama. Mükemmel. Mükemmel. İnanılmaz bir şey. Peki. Böyle kaybedeceğim ha. Shadow Madness. Oynanacak doğru düzgün bir kart gelseydi olurdu. Gelmedi ama hiçbir şey. Mecburen oynamak zorunda kaldık. Peki abi. Arkadaşlar elimde bayağı direct damage var burada benim. Abi çok çok çektim ya. Hadi bakalım. Peki bana da Shadow World Death at kazan. Bana da Shadow World Death at kazan bakalım hadi. Angoro Pack. Hemen şunu bir yapalım. Humility benden. Humility. Ha. Sen ne şanslı bir köpeksin ya. Ne şanslı bir yavşaksın birader ya. Peki. Bir dakika. Kart sayımız fazla değil mi? Yapamayız. İlk defa geldi. Wild Spine var. Hydra var. Abi Spike Rich Steed, Dragon Maw Scorcher. Peki. Neyse şey iyi geldi arkadaşlar. Wild Spine Slayer'la tabi biraz rahatladık. Mind Control atamaz kolay kolay. Peki. Tabi tabi beni öldürecek şimdi Hydra'yla. Ne güzel Taptek. Peki. Taptek burada. Elinde Wild Spine Slayer var. İyi yaratık ise yeneceğim oyunu. Düzgün yaratık oynarsa kazanıyorum oyunu. İyi bir yaratık oynarsa daha creeper'layıp bitiyor oyun. Eline sağlık abi. İyi Taptek yani. Bir şey diyemiyorum. Bir şey demek zor yani bu adam bu şanslara. Peki. 3. Arkadaşlar burada bizim kullanmamız lazım manamızı. Ya kartlarımızı. Çünkü şu an sıkıldık yani biraz. Şimdi Necrotic Geist elimde arkadaşlar. Necrotic Geist oyunu bitirebiliriz. Yani bakalım tabii ne olacak ama. Abi bir tane Shadow Madness yüzünden ya. Pain. Tabii. Bir Shadow Madness çekmesi olacak ya. Peki öldür bakalım. Bu nasıl çekmektir ya? Peki. Lightning Storm çek oradan.
Adam destesi yeterince ağır olmadığı için hala ağır kart almış. Peki. 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 İnanılmaz. İnanılmaz bir şey ya. Peki. Peki ben bu oyunu kaybedeyim abi yani. Squash King top deck. Bitter Tide Hydra'ya karşı Squash King top deck. Adam diyor ki Bitter Tide Hydra mı indin? Squash King top deck edeceğim. Biraz çirkin değil mi acaba ya artık yani bu olaylar? Biraz fazla değil mi acaba bu işler? Mind Control tap deck edersen abi şimdi senin için iyi kartı olacak. Okey. Mind Control tap deck edelim şimdi. Tamam şimdi her turn sen en iyi kart çekiyorsun çekebileceğin. 3 tane birer yaratımı Dragon Maw Scorch'unu öldürdün benden aldın. Spike List dediğimi de taktın. Tamam. Yani elimde Wild Spine Slayer var. Adam Squashing tap deck ediyor. 10 life alıp bana 12 vurdu. 10 life aldı ve Hydra'dan dolayı bana 12 damage vurdu. Okay. Okay. Alalım. Silver Sword'un var? Yok. Hex bulmaya çalış bakalım. Kaybedeceğim tabii Hex bulursa. Yani arkadaşlar ben güzel bir Necrotic Geist turn'ü peşindeyim açıkçası. Tamam. Vurdum doğru yere. Okay. Güzel bir Necrotic Geist turn'ü ve güzel bir Silver Sword turn'ü peşindeyim arkadaşlar. Silver Sword'a kazandırır çünkü şu an. Sakın iyi bir yaratık inmeye çalışma, tamam mı? Çöp in. Ekstra kartları üret. Tamam. Şimdi mesela 8 manaya bilmem ne. Kocaman bir yaratık mesela. Hah. Hayret. Güzel. Tabii bu bayağı iyi. Okey abi. Okey. Okey. Bir dakika bu daha doğru olacak. Şimdi arkadaşlar çekeceği kartı yakıyoruz. O güzel bir şey tabi. Değil mi? Bir dakika. Çek abim. Bayağı rahatsız edici bir oyun oldu ya. Canım sıkıldı yani. Bütün oyun hiçbir şey yapmadan durup arkadaşlar sonra oyunda çekebilecek en iyi kartı sahip olmak. Dedim ki bakın Shadow Madness olmasın dedim. Ve yüzüne bakın. Hala şey olmasa yeneceğim. Neydi kartın adı? Squash King'i çekmesi yine yeneceğim yani. Elimde Wild Spines değerli bekliyorum. Bu arada çaresiz kaldım demek aslında bayağı. Okey. Taunt gelmedi şükürler olsun. Abi sen de bir gelemedin ya. Sen de bir gelemedin be güzelim. Sen de bir gelemedin be bebeğim ya. Ayıp ediyorsun ha. Tamam. Yandı kartı.
now. Try harder. Reporting for duty. Hand is too full. Güzel. Arkadaşlar çek dedim abi. Bütün kadroları çek abi. Peki çekebilirsin. Al her şeyi çek. Çünkü elinde işe yarayan bir şey yok arkadaşlar. Mesela bakın oradan şaman spellini alamıyor şu an. Kart oynaması lazım önce. Ama adamın manası sınırlı. Manasını başka bir şey harcamak istiyorum çünkü eli çöp dolu. İşte Healing Rain alamıyor ama. Nikto kuverti. Önce bir kart oynaması lazım. Mana alacak. O zaman eline şaman kartını alabiliyor. Peki. Şimdi o sıfır mana kart mı? Sen geri zekalısın vallahi be kardeşim ya. Arkadaşlar sıfır mana kart varmış. Neyi düşünüyor ki yani? Tamam Healing Rain bul. Çok güzel. Çok güzel. İnanılmazsın. Yemin ediyorum inanılmazsın. Kurtar abi buradan. Kurtar. Lava Burst. Ton totem. Peki tamam. Devam abi. Abi bu nedir ya? Abi hala mı kart çalıyorsun? Ya abi Blood Claw falan öleceksin. Blood Claw. Ne kadar zayıf bir herifti ya.